kontrol etmek adına yeterli olmayabiliyor efendim. Tüm bunlarla beraber bir bitirmeden önce programa ALB'ye gidelim. Onur Altın olacak karşımızda. Onur, borsa ve kuru bir kez daha bugün soracağım aslında. Bu hafta hep yurt dışı piyasalar konuştuk ama gündem tabii bu kadar yoğun, oynaklık fazla olunca nasıl kapatıyoruz haftayı? Önümüzdeki hafta neler ön plana çıkacak kur ve borsa için? Evet güzel. Borsa ve kur tarafındaki hareketlilik devam ediyor. Tabii ki kur tarafında son günlerde sürekli bahsettiğimiz tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketin Fed'in faiz artırımına işaret etmesi gelişmekte olan ülke kurlarından ve borsalarından çıkışlar yaşanmasına sebep oluyordu. Yani bu ülkelerden sermaye çıkışları oluyordu ve bundan en çok etkilenecek ülkelerin başında da Türkiye'nin gelebileceğini söylüyorduk. Çünkü biz Amerika para basarken en çok değer kazanan ülkeydik ve bu süreç geçtikten sonra da bunun en negatif ayrışan yine bizim ülkemiz olacaktı. Tabii ki bu arada Moody's'in not indirimiyle birlikte yavaş yavaş yıl sonuna doğru fonlardaki çıkışların artmaya başladığını da görüyoruz ve bu kaynaklı da yurt içindeki değer kaybının hızla arttığı bir ortam oluştu. Tabii ki dün Fed Başkanı Yellen'ın artık Fed'in Aralık ayına ilişkin faiz artırımı noktasında hemen hemen faiz arttıracağını söylemesi piyasalarda beklentileri oldukça yukarıya taşıdı. Fed faiz arttırımları gün içerisinde %96'lara kadar yükselmiş oldu. Bu durumda da özellikle tahvil, Amerika'da 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah itibariyle 2.35'e çıktığını görüyoruz. Dolar endeksinin de 101.30'a yükseldiğini izliyoruz. Bu da kur tarafını yukarıya doğru taşıdı. Şimdi 3.39.50 seviyesi burada günlük bazda ara teknik seviye. 3.39.50'nin üstüne yükselmesi durumunda 3.42.50'ye kadar hareketlerin devamı izlenebilir. Dolar endeksinin bu noktada geri çekilmesi halinde kur tarafına da bu olumlu yansıyacaktır. Buralardan geri çekilecek olan bir kurda 3.38'lerin altına inilmesi halinde 3.36.50'ye kadar aşağı yönlü hareketlerin devamı izlenebilir. Burada bütün hikaye dolar tarafında oluşuyor, tahvil tarafında oluşuyor, Amerika tahvilleri tarafında oluşuyor. Orada bir iyileşme görmediğimiz sürece kurdaki bu yukarı yükselişin duracağını da düşünmüyoruz açıkçası. Borsa tarafına baktığımızda ise borsa tarafında kura binaen daha sınırlı tepkiler var. Aşağı yönlü hareketlerde şu anda 74.400'ün önemli olduğunu izliyoruz. 74.400 seviyesi kırılırsa borsa tarafında da hareketler hızlanarak 72.500'lere kadar geri çekilmenin devamı gelebilir. Yukarıda ise tekrardan borsa tarafının alıma geçebilmesi için kırması gereken direnç seviyesi olarak 75.500'ü izliyoruz. Bu seviyenin kırılması halinde de 77.000'lere doğru bir eğilim söz konusu olabilir ama şu anki kurdaki zayıf tablo borsadaki yukarı yönlü yükselişleri de sınırlamakta güzel. Onur, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Efendim bu haftalıkta Forex Dünyası'ndan bu kadar. Herkese şimdiden iyi bir hafta sonu diliyorum.